2021 sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar. Ama başaramayacaklar. Bizim silahımız onlardan daha güçlü. Bizim silahımız NAS. NAS. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Allah'ımız var. Şimdi o da söyledi. O da söyledi. Bu can bu tende oldukça iddia ile söylüyorum faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Yani buradan dönmeyiz dedi. Şimdi Yavuz, ekonomide sıkışıldığında hangi silah çekilmiş oluyor bu durumda? NAS silahı. Evet. NAS, bizim silahımız NAS. NAS ne? Dinin hükmü, ahkamı. Dinin yani ahkamı. Faiz haramdır. Bu da NAS'tır kardeşim. Peki 2018'de Cumhurbaşkanı ne demişti? Artık dini ahkamın, yani NAS'ların günümüz şartlarına uyarlanması gerekir. 1400 sene öncesinin ahkamını bugün olduğu gibi uygulayamazsınız. İslam'ın değişen hayata göre güncellenmesi gerektiğini savunmuş. Büyük olay olmuştu o açıklaması. 2018'de kaldı o. 2021'de NAS'a dönmüştük. Tamam. Artık NAS silahı çekilmişti. Niye? Ekonomide sıkışıldığı için. Uyarılar vardı. Ne diyordu insanlar? Ekonomistler. Ya kısır döngüye girer ekonomi. Eğer faizi enflasyonun altına indirirseniz, enflasyon patlar, kur patlar, hayat pahalılaşır, halk enflasyona ezdirilir. Yapmayın ve kısa işler kötüleşir diye. Geldiğimiz nokta ne? Cumhurbaşkanı diyor ki, Avrupa yüksek faizlerle devam etmek istedi ama yüksek faiz teorisi tutmadı. Şu anda bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar. Oysa durum farklı. Şimdi son beyanı bu Cumhurbaşkanı'nın bu konuda. Artık NAS'tan haber var mı? Yok. NAS silahından duyuyor musun NAS silahını? Duymuyorum da Türkiye'de faiz nerede şu anda? Şimdi son ona, 20 yılın zirvesinde. Ona zaten geliyorum. Peki durum böyle mi? Avrupa ve ABD'den başlayalım. Bir şeyin bedelini ödedikleri yok. Bilakis faizciler bedel ödüyor. Çünkü faiz yükselterek bankaları batırma pahasına halkı enflasyondan korumaya devam ediyorlar. ABD ve AB Avrupa Merkez Bankaları faiz yükseltmeye devam ediyor. Son kararları da faiz yükseltmek yönündeydi. Biz halbuki bize döneceklerini düşünmüştük. Bizim iyi uygulamamızda. Ağır bedel ödeyene gelince ağır bedeli bizim ekonomi ödüyor. Bir listeyi verelim enflasyon listesine arkadaşlar. Aynı anda hem enflasyonumuz hem de faizimiz patlamış durumda. Faiz ne oldu? Kur korumalı mevduatla doları baskılayabilmek için kur korumalı mevduat getirilmişti. Parası olana olmayandan alınıp verilecekti. Faiz eğer oranları kur artışının altında, doların altında kalırsa, daha aşağı kaldı diyelim, üstünü hazine tamamlayacaktı. Kimden alıp? Parası olmayandan alıp olana vererek. Fakirden alıp zengine vererek. Yavuz, kur korumalı mevduatta faiz üst sınırı konmuştu. 3 puan fazla verilebiliyordu. Verilebiliyordu en fazla. Zaten serbest, bu tabelada kaldı. Zaten serbest piyasada bankalar kur korumalı mevduat hesapları dışında artık %30'lara açmışlardı. %30'lara gelmişti zaten, serbest bırakılmıştı. Kur korumalı mevduatta da şimdi faiz üst sınırı kaldırıldı. Kim kaldırdı? Laf dinleyen Merkez Bankası. Laf dinlemeyenler gönderilmişti. Aynı anda hem faizimiz hem enflasyonumuz patlak. Bir deney yaptı iktidar. Bir deney yaptı. Faiz ve enflasyonla bir şey deneyeceğim dedi. Ana yoldan çıktı. O deneyin sonucu, dünyada örneği yok. 21 yılın en yüksek enflasyonu, faizi şu anda Türkiye'de. Faiz. Ya iktidara geldiği zaman bulduğu faizin hemen hemen aynısı, biraz daha yukarısı biraz şu anda. Yukarısı. Bu faizi indirmeye başlıyoruz. NAS var dediği zaman faiz kaçtı? 19'lardaydı. Şimdi 30'lara geldi. Peki iktidara gelindiğinde, AK Parti iktidara geldiğinde enflasyon kaçtı? %30. Şu anda kaç? Bugün itibariyle baktığında 50. Bütün dünya berbat durumda diyorsun. Bu da dünyanın hali işte. Bir Arjantin'i görüyorum ben, yani orada berbat durumda olan. Yavuz. Onun dışında savaşıyor adam ya Rusya. Herkes 11. Ekonomiyi soğutmak için, enflasyonu dizginlemek için faiz silahını kullanıyor. Biz tersini yaptık. NAS silahı çektik faize karşı. Niye? Çünkü Bakan Nebati söyledi. İktidar faiz enflasyonla bir şey deniyordu ya, o deney şuydu. Enflasyonla büyüme modelini seçti.
Bu bir tercihti. Bunu Bakan evet, Nebati söyledi. Söyledim. Aslında NAS'tan dolayı değil. Bu, niye? Bu en son çıkan enflasyonda da söyleyeceğim. Biz kırıp dökerek yapmak istemedik diye. Çünkü tüketimi kızıştırarak üretimi enflasyonla uçurmayı denemek istediler. Ama herkes söyledi bu bir kısır döngü. Tuzlu su içirmek yapmayın gibi. Yapmayın. İçtikçe daha çok içer, kısır döngü. Halk ezilir. Ezdirmemek için kur korumalı mevduatı icat ettiler. Ona üst sınır kuvayız, üst sınırı koydular. Hepsi havaya. Çatı da uçtu. Çatı da uçtu, o da uçtu, bu da uçtu. Şimdi Mehmet Şimşek, laf dinlemeyenlerden de yol ayrılmıştı onunla da biliyorsun. Evet. Şimdi iktidar yanlışını anladı. Mehmet Şimşek de ikinci kez görüşmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Bakanlığı kabul etmiyor ya, bakanlığa dönmeyi kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı ne diyordu? Bu cam bu tende oldukça enflasyon budur, faiz budur. Mehmet Şimşek buna inanmıyor. Buna inanmadığı için gönderilmişti. Evet. Yani, evet. Şimdi faiz enflasyon teorisine inanmıyor. Mehmet Şimşek'e dönmek için bir çaba var, ısrar var. Tekrar teklif görüşülmüş, gene kabul etmemiş. Bu sefer bari yeni ekonomi programımızı AK Parti'nin, değil mi? Yeni ekonomi programımızı Mehmet Şimşek yazıyor. Yazımında önemli rol alacak diye açıklama. Hande yazmış. Fırsatı vermesi istenmiş. Bu sızdırıldı Hürriyet'e. Evet. İktidar şimdi Mehmet Şimşek'in adını kullanmak istiyor. Niye? Dışarıya halbuki, içeriye. Halbuki Nebati var. Dışarıya içeriye Nebati ana yoldan sapmayı temsil ediyor. Ana yola dönüldüğü mesajı vermek için. Bir güven vermek için. Şimdi Nebati ana yola dönüldüğü mesajı vermek için. Yeni ekonomi programı yazılacakmış. Eskisi ne oldu? O deneyin sonucu ne oldu? Ağır bedeli kim ödedi? Bu kadar ABD ve Avrupa mı ödedi? Bu kadar insanların yaşadığı refah kaybından bahsediyoruz. Ben de o Hande Fırat'ın yazısında en çok o dikkatimi çekti. Yeni ekonomi programının yazılımına destek verecek. Yani eski ne oldu? Şimdi daha dün yani bir şey deniyorduk. Daha dün NAS vardı. Daha dün savunuyordu. Yani iktidar temsilcileri bu ekonomi programını. Nurettin Canik de geçen gün biliyorsun bir tweet serisi yaptı. Ziraat Bankası'nı çiftçilere sadece kredi verdirecek duruma getirecekler diye. Hatırlıyor musun? Daha dün yapıyordu bunu. Bütün hesapların alt üst olduğu acayip bir dönem olmuş. Belli ki yani. Ama seçimde mesela bu nasıl savunulacak onu da merak ediyorum. Savunulacak. İşte şimdi ona getireceğim. Yavuz. Senden önce çünkü şey. Din silahı bir tek NAS değil ki. O NAS silahıydı. Din cephaneliğinde. Başka yani, var mı? Başka silahlar da var. Siyasetçinin kullanacağı şu ülkeleri mi getirdi arkadaşlar? Yoksa din bunun için değil. Onu konuşmuştuk. Din bunun için değil. Ama tabii, siyasetçi tabii böyle kullanabiliyor. Şimdi ne var orada başka? Seccade silahı var. Seccade. Seccade oradan silahını gidelim. Çekersin. Bak. Yani üstüne örtmesin de iktidar gene yanlış yaptığını anladı anlamasın ama yine geç anladı. Ya dış politikada Esad'da ki biz burada birebir yaşadık bunu anlattık da yani. Defalarca anlattık. Defalarca. Bu kedinin kuyruğunu tutmasına benzer. Çok acayip bir şey. Eğer yani enflasyonla. Şuraya baksana ya Allah aşkına ya. Bir numara Lübnan. Lübnan ne? Lübnan kendi içinde savaşan. O patlamadan sonra kendine gelemeyen bir garip ülke. Venezuela, Maduro'nun ülkesi. Kafasına göre hareket eden bir adam. Zaten vatandaşların yarısı gitmiş. Kalanı Suriye. Suriye savaş ülkesi. Fazla enflasyonu olan. Arjantin, Zimbabwe, Sudan, Surinam, İran, Gana, sonra Türkiye geliyor. Bundan bir sürü daha Afrika'da ülkeler var. Onların hepsi Türkiye'nin altında ya. Marife tarif gerekmez. Halk enflasyonun ne olduğunu bilmiyor mu? Çarşıya pazara çıkan herkes biliyor tabii, Yavuz. Tabii. Yani onlara örnek getirme. Bunlar çarpıcı, doğru. Durumumuzu gösteriyor. Şey açısından dünya anlamında söylüyorum. Tabii, yani geldiğin noktaya bak. Ama millet enflasyonun ne olduğunu biliyor. Yaşıyor çünkü. Ama enflasyonu ezdirmedim diyor her fırsatta. Aça tok dersen inanır mı? Doyuyor mu? İnanır mı? Doyuyor mu? Yani tamam abi ben tokmuşum deyip gidip yatıyor mu yani? Ama dün Nebati'nin açıklamasına bak ne diyor? Biz diyor düşmeye başladı, düşme eğilimine girdi diyor. Mesele kapandı bizim açımızdan diyor. Enflasyon düşüyor işte. Sorun bitmiş. Yavuz, onun işte düşüp düşmediğini millet bilmiyor mu? Anlamayacak mı? Karnının doyup doymadığını. Parayı harcayan adam bilmiyor. Ben markete gittiğimde, ikinci gittiğimde aynı şeyi aynı fiyata alamıyorum. Kardeşim. Karnının doyup doymadığını, ertesi gün aynı şeyi kaça aldığını millet bilmeyecek mi? Boş işler bunlar. Peki, eğer zaten boş olmasaydı Yavuz, seccade silahı çekilir miydi? Evet. Yani bir bulduğumuz hali yok mu orada? Yanlıştan dönüldüğü görülsün istenmiyor. Tabii. O hiç söylenmiyor zaten.
Tabii. Mehmet Şimşek piyasalara, iç dış piyasalara dönüş mesajı vermek için kullanılıyor ama kapak görüşte onu istiyor. Ekonomi programını, yeni ekonomi programını ona yazdıracaklar falan. Ama yani bu böyle devam etmeyecek deniyor yani. Tabii bu böyle devam etmeyecek mesajı veriliyor. Ama bir yandan da nasıl devam etmeyecek? O zaman nasıl ne olacak soruları da sorulsun istemiyor. O da istemiyor. İktidar yanlış yaptığını anlamış. Millete ağır bedel ödetmiş. Vahşi bir deney yapmış. Enflasyon ve faizde ana yoldan saparak olmayacak bir şey denemiş. Millete ağır bedel ödemiş. Görünsün, görülsün, bilinsin, konuşulsun da istemiyor hele seçime giderken. Peki burada bir Japon atasözü yok mu? Bunu açıklayacak. Hani ipi şey yap. Ya boş ver ipi. İp mi o kaldı? Yok, o yok mu? İp mi kaldı? İp şu. Hayır dış yok, politikada vardı yani. Burada seccade var. Seccade ipliği var burada. Alı dokuma ipliği var. Seccade ipliği var. Bu Türk atasözü. Bu başka Japon atasözü değil. O Esad ve şeyle barışmak için de. Evet. 10 yıl sonra... Hani oradaki dönüş için bir şey bulundu ya o anlamda söylüyorum. Ben önemli bir şey söylemeye çalışıyordum da. Sen şimdi meseleyi oraya evirdin yapsın. Beni niye sabote ediyorsun? Bir buçuk cümle kalmıştı. Tam bağlıyordun. Tam ipi bağlayacaktın. Bağla o zaman. Bir Japon atasözü der ki koparma lazım olur. Tam bağlayacaktım. Niye koparttın? Bitir ondan sonra gidelim oraya. Esad'la... Hayır onu söylüyorsun. Girdik oraya. Esad'la Sisi ile... kavganın yanlış olduğunu, ülkeye kaybettirdiğini anlaması 10 yıl aldı iktidarın. 10 evet. yıl sonra ya meğer bir Japon atasözü varmış. Koparma lazım olur diyormuş. Onun için ipi bağlıyoruz dedi. Şimdi ekonomide. 5 yıl sonra da ekonomide 5 yıl sonra ya meğer yanlış yapmışız diye dönüş yapıyor şimdi. Fakat seçime giderken bu konuşulsun istemiyor. Peki niye seçime giderken bunu gündeme taşıyor? Mesela Mehmet Şimşek ısrarını tam anlayabiliyor musun? Seçime giderken bu meselenin böyle tartışılmasının nedeni Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek olmasa bu mesele böyle tartışılmaz. Seçimden sonra yapacağını yapar hükümet Yavuz, zaten. Yavuz, kur korumalı mevduatın faiz üst sınırı seçimden önce niye kaldırıldı? Doları tutmak için. Tamam ekonomiyi yönetemiyorsun tutmuyor. Daha kötü olacak. Dolar durum. Daha yukarı çıkmasın kötü diye mi yapıyoruz? Kötü olacak durum. Tabii güven vermen gerekiyor. Yani seçim, ya şimdi zıplamasın AK diye. AK Parti seçimi tekrar kazanırsa, Erdoğan Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanırsa bu politikalarla daha kötü olacak korkusu ortadan kalksın isteniyor. Bir küçük nüans var benim düşüncemde. Bugün bu meseleyi bu kadar gündeme taşımaları biraz dolarla alakalı olabilir. Bugün dolar ne kadar biliyor musun? Şu anda kapalı çarşıda. Hı. 19 lira 63 kuruş. Yani 20 liraya doğru gidiyor. Hiç... Evet öyle onu söylüyorum. Bunu dolar faiz üst sınırını niye kaldırdı KKM'den? Doları tutmak için Yavuz. Seçimden önce dolar patlayacak endişesiyle. Yani dolar patlayacak, ekonomi kötüleşecek ve eğer bu kafayla devam edilirse... Bu dünyanın tersine gitmeye devam edilirse daha da kötü olur korkusuyla seçime gidilmek istenmiyor. Bu korku hem ekonomiyi daha da kötüleştireceği gibi hem de yani iktidarın yeniden kazanmasını korkulacak bir şeye çeviriyor. Aslında akıllıca bir taktik bir dakika. Şimdi bir tarafta bu yeni ekonomi programıyla dar gelirleri biz savunuyoruz, faize para vermiyoruz, faizi düşürüyoruz. Bak 7'ye indi propagandasını yapma imkanı veriyor hükümete. Bir taraftan da ya siz bakmayın biz bu işi yaptık ama burada yanlış yaptık. Seçimden sonra düzelteceğiz propagandasını yapıp orada tereddüt olanların oyunu alma. Bravo. Güzel taktik. Bravo. Dükkanda her şey var. Her şey yani var. Seç beğen al. Evet. 1 milyoncu. Öyle değil miydi? 1 milyoncular mı oluyordu öyle? Her şey olabiliyordu. Neticede. Sen onu istiyorsan o da var. Bu istiyor. Sıfır faiz de var. Nas da var. Öbürü de var. Bol faiz de var. Ağır bedel ödeyen Avrupa ABD gibi anlatırsın. Tamam mı? Ama bir yandan da ekonomiyi tekrar Avrupa ve ABD gibi yapacak. Halbuki onlar bize gelecekti. O politikaya çevirecek. Tutmayan teori bizimkiymiş. Onlarınki değil mesajı vermek için Mehmet Şimşek'i ısrarla bir yere koymaya çalışıyorsun. Evet. Çok büyük acziyetle değil mi? Kadro eksikliği. Ya bir tane adam ya. Ama başka da yok yani. Ama mesele o adam değil. Simge. Zaten... Simge tabii. O konuda şüphe yok. Yani oradaki mesele bir mesaj vermek. Mehmet Şimşek yoksa gerçekten göreve gelse, kabul etse, ben geleyim bakan olayım dese, AK Parti Erdoğan yeniden seçimi kazansa ömrü ne kadar sürer sence? İşte hepsini ne kadar sürdüğünü gördük. Yani, gelsin bakanlık yapsın diye değil o. Şu an bir ihtiyaç var. Günü kurtarmak için o zaman NASA ihtiyaç vardı. NASA nasıl evet. ihtiyaç vardıysa. Şimdi de ABD ve Avrupa'nın politikasının teorisinin
doğru çıktığı görüldü. İktidar bunu anladı ama seçime giderken bu konuşulsun istemiyor. Ekonominin kötü yönetildiği, yanlıştan dönüldüğü ama bu arada da millete ağır bir bedel ödetildiği konuşulsun istemiyor. Onun yerine üstüne seccade seriliyor. Seccade silahı çekildi. Evet. Ama bir yandan da yatıştırılacak piyasalar var. İç dış piyasalar. Çünkü seçime kadar risk olabilir endişesi. Olabilir değil. Var zaten. Faiz üst sınırı KKM'den niye kaldırıldı geçen hafta? Tabii. Doları tutmakta, tutulamıyor. Tutulamıyor çünkü zorluyor. 5 milyar da gidiyor değil mi? Hani hazıra daha dayanmıyor. Tabii. Öyle bir onun şey için hem AK Parti kazanırsa daha kötü olur korkusunu bertaraf etmek hem de seçimden önce doların tekrar yeni bir patlama yaşamasını engellemek için bir mesaj veriliyor piyasaya. Yatıştırma mesajı. Ama bu arada bu da konuşulsun, çok dikkat çeksin. Aa gene yanlış yapmışlar, manevra alıyorlar densin istenmiyor. Fırsat özellikle çıktı. Burada. Fırsat çıktı. Üstüne seccade serildi. Evet. Önümüzdeki dönemde ne çıkar acaba fırsat? Her fırsat değerlendirilir. Şimdi sorulması gereken soru şu. Öyleymiş gibi gösteriliyor ama gerçekten de biz ekonomiyi kim kötü yönetti, kim işleri bu noktaya getirdi, kim batırdı, yanlış teori kimindi, bunları mı oylamaya gideceğiz, kim daha iyi yönetir, bunu mu seçeceğiz, kim yalansız, kim dolansız refah getirir, yönetir, kim refah, adalet, hak, huzur getirir, bunu mu seçeceğiz, yoksa seccadeye ayak basan, kazara ayak basandan hesap sormak için mi seçime gidiyoruz? Fena bir şey değil aslında iktidar açısından baktığında. Hepsini sıfırlayıp bunun üzerinden yürüsek iyi bir şey. Sen olsan hangisini tercih edersin? Bunu tercih ederiz. Buradan da yürür bu mesele. Zaten belliydi. İlk gün bütün AK Partili yetkililer hemen hemen konuştu. Cumhurbaşkanı hiç konuşmadı, fark etmişsindir. İkinci gün ama o yani yapabileceğin en fazlasını şeyde işte Bağcılar da yaptı. Üstelik iki gün üst üste üzgünüm demesine rağmen ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onların hiç ben haber izliyorum bile. Akşama kadar bu mesele tepkiler üzerinden yürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu buna ne demiş? Bir cümle yok. Ya üzgünüm demiş, yok. Yanlışlıkla bastım, yok. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Ama seccadeye basmak böyle halkın değerleri bilmem ne falan diye yürüyen bir propagandaydı. Söylemek kolay. Yani. Ya tuhaflık şurada bak. Çok yani iç acıtıcı bir tuhaflık. Başta ne deniyordu? Avrupa'da, ABD'de faiz sıfır, sıfıra yakındı. Niye onların faiz politikası böyle? Eğer yüksek faiz iyi olsaydı, oysa her ekonomi yükseltmez. Kendine göre durumu var. Bizim enflasyonla onların enflasyonu da bir değildi. Eğer doğrusu yüksek faizse enflasyonla mücadeleydi, onlarınki niye düşük? Şimdi bu denerek ama ters teperse halk çünkü enflasyona ezdirilecek. Bu yola girdin mi, ben faizi indiriyorum enflasyonun altına dedin mi, halkı hayat pahalılığına ezdireceksin demektir. Halk da razı olsun, bundan şikayet etmesin, buna karşı gelmesin diye NAS'a dayandırıldı. NAS'mış gibi gösterildi. NAS silahı çekildi. Fakat sonra ne oldu? Ya işte o bu sebeplerle salgın, savaş filan sebebiyle Avrupa'da, Amerika'da enflasyon çıkınca adamlar faiz silahıyla müdahale ettiler. Faizi yükselttiler. Hala da yükseltmeye devam ediyorlar. Bu sefer ne diyor şimdi bize iktidar? Diyor ki ya onlar faiz yükselterek ağır yanlış. Bedel ödettiler millete. Yanlış yaptılar diyor. Yanlış yaptılar ve bu ortaya çıktı. Tutmadı diyor. Tutmadı. Bankaları battı diyor. Bak biz de yapsaydık ne olacaktı? Ya onlar bankaları gözden çıkardılar. Halkı enflasyondan korumak, kurtarmak için. Banka bizse yaptığımız, izlediğimiz politikayla bankaları kurtardık. Bankaları kurtardık, halkı feda ettik. Halk ezildi. Adamlar halkı feda etmemek için, enflasyondan kurtarmak için bankaları feda ettiler. Gene de bankalar battıktan sonra da yükseltmeye devam ettiler faizi. Avrupa Merkez Bankası da, ABD Merkez Bankası da. Fakat bu sefer de ne diyor? Hani onlar eğer yüksek faizle enflasyon durdurulabilseydi onlar durdururdu. Demek ki doğrusu faizi sıfırlamak denerek girdiğimiz yolda onların enflasyonla mücadele için faiz yükseltmesinden sonra ne deniyor şimdi? Yükselttiler ama haksız çıktılar, biz haklı çıktık. Onlar ağır bedel ödüyor. Şimdi görüyoruz kimin ağır bedel ödediğini Yavuz.